Değerli izleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere finansal bilgilerin paylaşılması söz konusu Ocak 2021 tarihinden itibaren Avrupa başta olmak üzere 107 ülkede yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki banka hesaplarının hareketleri, bankalardaki paraları yaşamış oldukları ülkelerin maliye bakanlıklarına bildirilecek. Bunun anlamı şu. Avrupa'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki, İngiltere'deki ve diğer pek çok ülkede yaşayan vatandaşlarımızın paraları yaşamış oldukları ülkeler tarafından bilinecek. Bir diğer deyişle vatandaşlarımızı çok büyük bir sıkıntı bekliyor. Şimdi 2017 yılında OECD ülkeleri arasında yapılan bu anlaşmayla maalesef ve maalesef özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok büyük bir sıkıntının içerisine sokacak imza atıldı. 2019 yılında bu uygulamaya geçti. Gelinen noktada Almanya başta olmak üzere yoğun olarak vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde şimdi kara kara düşünüyor. Şimdi neler olacak? Çünkü vatandaşlarımızı büyük bir mali yük bekliyor, ceza bekliyor ve her şeyden önemlisi almış oldukları sosyal yardımlar da artık kesilecek. Evet maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu anlaşma için şunu söyleyebiliriz. Merkel Türk vatandaşlarının parasının peşine düştü diyebiliriz. Macron Türk vatandaşlarının parasının peşine düştü diyebiliriz. Bizim bu anlaşmaya imza atmış olmamızın anlamı bu. Başka bir anlamı yok. Yıllarca çalışıp üretip Alın teri dökerek kazanmış olduğu parayı ülkesine getirdi gurbetçi vatandaşımız. Biz ise şimdi onu yaşamış olduğu ülkeye ispiyonluyoruz. Şikayet ediyoruz. Bunun anlamı bu kimse kusura bakmasın. Bu iş kime yaradı? Bize mi yaradı? Türkiye mi yaradı? Size mi yaradı? Hayır, hiç kimseye yaramadı. Bu iş Almanya'ya yaradı. Bu iş Fransa'ya yaradı, Hollanda'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya, Avusturya'ya aklınıza gelebilecek her ülkeye yaradı ama bir tek bize, bizim vatandaşımıza yaramadı. Bu vatandaşın parasından bir daha vergi alınacak, ceza kesilecek. Vatandaş Türkiye'ye parasını getirdiği için çok ama çok pişman. Bu anlaşmanın derhal ortadan kaldırılması gerekiyor ki gurbetçilerimizin yüzü bir nebze olsun gülsün. Aksi halde bu çile yıllarca sürecek. Artık Türkiye'ye para gelmeyecek. Bunun Türkçe açıklaması bu. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu anlaşma yenilir, yutulur türden bir anlaşma değil. Çünkü bizim vatandaşımızın lehine olan bir anlaşma değil vatandaşın zararına olan bir anlaşma. Gelin bu anlaşmayı artık ortadan kaldıralım. Vatandaşımız yurt dışında bulunan vatandaşımız Türkiye'ye yine parasını götürsün. Bu parasının tabii ki vergisini Türkiye'de ödüyor. Bir de kalkıp bu vatandaşımızın bu para için Almanya'da vergi ödemesi, sosyal haklarının kesilmesi, ceza ödemesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil ya yani böyle bir anlaşmayı zaten kabul edebilmek mümkün değil pek çok vatandaşımız Avrupa ülkelerinde kıt kanaat geçiniyor almış olduğu sosyal yardımla geçiniyor ne yapsın emekli olmuş aldığı para 1500-2000 euro eve diyor veriyor e zaten veriyor en az 800-900 euro kira geriye kalan parayla da geçinmeye çalışıyor Yıllarca çalışmış üç kuruş parası Türkiye'de. Ama biz o parayla ilgili kendi elimizle sanki bu vatandaş bizim düşmanımız gidiyoruz Alman hükümetine, Fransız hükümetine, bilmem ne hükümetine diyoruz ki bak bu Ali'nin, bu Veli'nin, bu Ayşe'nin, bu Fatma'nın bizde parası var ha haberin olsun vergi al bundan diyoruz. Ya devlet kendi vatandaşını ispiyonlar mı? Merkel'in ekmeğine yağ sürüyorsunuz yapmayın etmeyin yazık günah bu vatandaş yıllarca çalıştı üretti alın teri döktü anasının sütü kadar helal olan parayı bize getirdi bu ülkeye getirdi teslim etti ama biz ne yapıyoruz diyoruz ki al sana bak burada bir para var. Yani şimdi bu anlaşmayı okuyorum değerli izleyicilerimiz bakın inanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Bakın. Diyelim ki bir bankada 100 bin var. Ya da 100 bin liranız var. bin doların üzerinde hesap hareketiniz varsa, bin doların üzerinden fazla bir paranız varsa siz de artık yaşadığınız ülkede bunun vergisini ödeyeceksiniz. Ceza da ödeyeceksiniz. Almanya'da gidip Derseniz ki 5 yıl ben e, geriye doğru böyle böyle bir param var, 5 yıllık ceza ödüyorsunuz ama Türk hükümeti Almanya'ya bildirirse ve ortaya çıkarsa 10 yıllık ceza ödeyeceksiniz. Ayrıca çok sayıda soru alıyoruz bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de bulunan evinizin bilgisi verilmeyecek, arsanızın bilgisi verilmeyecek, arabanızın bilgisi verilmeyecek taşınır ya da taşınmaz gayrimenkullerinizin bilgileri verilmeyecek. Emekli maaşınızın bilgisi de verilmeyecek. Sadece bin doların üzerinde son 6 ayda, son 3 yılda bir hareket varsa bunlar bilgileri aktarılacak, faiz gelirleri aktarılacak, bürüt para bildirilecek bilginiz olsun değerli izleyicilerimiz. Şimdi anlaşmaya bakıyorum. 80 sayfalık bir anlaşma kira gelirleri yok, dahil değil bilginiz olsun. Emekli aylığı dediğim gibi dahil değil, bildirilmeyecek. Ev, arsa, bina ve benzeri gayrimenkulleriniz bildirilmeyecek. Faiz, kar payı gibi gelirler bildirilecek. Ayrıca değerli izleyicilerimiz sizi o ülkede büyük bir cezada bekliyor diyebiliriz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ilginç şeyler var. İsviçre'de mesela 2022 yılında İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki hesaplarındaki hareketler 2021 yılındaki hareketler 2022 yılında bildirilecek. Yani bir yıl sonra bildirilecek. Yani bir yıl sonra bildirilecek. Bundan da bilginiz olsun değerli izleyicilerimiz. Şimdi o kadar çok soru ve telefon alıyoruz ki, mail alıyoruz ki, yorum alıyoruz ki videoların altına yazıyor vatandaşlarımız. Biz şimdi ne yapacağız? Şimdi değerli izleyicilerimiz bununla ilgili sizlerin ferdi olarak yapacağı tek şey var. O da sosyal medyadan sesinizi duyurmak. Bunun dışında yapacağınız bir şey yok. Şimdi iş kime düşüyor onu anlatalım. İş bir kere siyasetçilerimize düşüyor. Atılan bu imzadan geriye dönülecek. Ya bile bile ateşin içerisine vatandaşın atılır mı arkadaş? Saçma. Kusura bakmayın özür diliyorum ama vatandaşı bu hale sokmanın ne faydası var? Bu yanlıştan geriye siyasetçilerimizin dönmesi gerekiyor yapmayın Allah aşkına ya. Vatandaşın bankada parası var, var. Kime ne? Kazanmış, çalışmış, üretmiş, getirmiş parasını buraya. Yani Merkel'e ne? Çalmış mı kardeşim bir vatandaş parayı? Macron'a ne? Siz vatandaşınızı nasıl ispiyonlarsınız? Yapmayın, etmeyin. Yazık günah. Bu vatandaşın alın terini gidip Alman hükümetine teslim etmeyin. Yani vatandaş parasını Türkiye'ye getirerek suç mu işledi? Vatandaşı cezalandırmaktır bu. Kusura bakmayın. Bunun adı cezalandırmak. Bu yanlıştan geriye dönülmelidir. Aksi halde Türkiye'ye bir daha dışarıdan para gelmeyecektir. Gelmez. Nasıl gelsin? Gelmez. Para gelmez. Değerli izleyicilerimiz konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen siz de videonun altında yazın. Ağlama yana meme yok bu ülkede. Sesinizi duyurun. Rahatsızlığınızı bildirin. Yazacağınız iki tane yorum bedava. Değerli izleyicilerimiz konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Ankara'da bu konuyla ilgili ciddi bir araştırmamız var. Önümüzdeki günlerde bunları sizinle paylaşacağız. Lütfen Mutlaka siz de gelişmeleri takip edin. Abone olmadıysanız da mutlaka kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.